Videoya başlamadan önce bir duyuruyla beraber sizinleyim. Haftalar öncesinden bahsetmiş olduğum milli takım imzalı formaya kavuşabilirsiniz. Hemen formamızı gösterelim. Detayları da konuşalım. Evet, ıslak imzalı milli takım forması. Üzerimde de aynısından var. Fakat imzası yok. Nedeni ise Nurcan Hanım yıkadı. Bu baskı değil, orijinal imzalıdır. O yüzden kazanan kişinin yıkamamasını tavsiye ederim. Çekiliş detaylarımız. Bu videoyu beğeniyoruz. Yorum atıyoruz. Aynı zamanda abone oluyoruz. Diğer detaylar ise Nurcan Hanım Twitter'ından yazıyor. Tweet adresini buraya yazıyorum. Nurcan Esentürk kullanıcı adıyla. O tweet'i de retweet yaparsanız sevinirim. Şimdi videoya geçeceğiz. Evet. Çekiliş ne zaman yapıyoruz? Onun detayını yukarı, aşağı, sağa, sola yazdım. Devam ediyoruz. Videoya. Merhabalar, ben Güney Esentürk. Kamera arkasında Nurcan Hanım'la beraber bir futbol muhabbeti programıyla yine karşınızdayız. Merhabalar Nurcan Hanım. Günaydın, merhaba. Çok zorlandım. Evet, çok zorlandım. Evet, devam edelim. Soru var mı? Arkadaşlar, birkaç tane sorum olacak tabii. Öncelikle merhaba demek istiyorum size. Günay'la birlikte biraz önce milli takım formasının çekilişiyle alakalı bir video çektik. Günay, videoyu 8877 kez tekrar edip en sonunda videoyu tamamladı. Umarım beğeni atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmazsınız. Tamam da neden sizin sonra... de yararlanmanız için. Hep sen beni ifşa alacaksın. Bu sefer de top bende, ben seni ifşa alıyorum. Şimdi neden çok çektiğimi anlatıyorsun ki, onu anlamadım yani. Tamam, çektik bitti yani. Niye arkadaşlar takipçilerimiz... o kadar çok takıldı ki. Hebe aşamasını bir türlü geçemedi. Neyse, ben çok sıkıştırmayacağım. Hebe. Seni de göreceğiz buraya geldiğinde. Gelirsen, o sende o cesareti göremiyorum. Tabii geleceğim, kamera karşısına geçeceğim. Tabii. Niye bana uğraşıyorsun? Sen az önce bana taş atmadın, kafamı yardın be. Kamyon görmüyor musun? Yıkadın mı sen? Yıkadım. Tamam, o zaman sorun yok. Hadi başlayalım. Ne yıkadın be, sen yıka. Makine yatalım o zaman, ne yapalım? Sen de yıkanacaksın, ben de yıkanacağım. Zaten makine yıkıyor, sen mi yıkıyorsun? Bir kere bulaşık yıkadığını görmedim, çamaşır yıkadığını görmedim. Böcük, eski insanlar dereye gidip çamaşır yıkıyormuş. Hadi kızlar, şu çamaşırları, bulaşıkları derede yıkayın. Bak, eski insanlar derede çamaşır yıkıyormuş. Sen burada atıyorsun, makine yıkıyorsun. Ah, yani onu ben de yıkıyorum. Dere dedim de, aklıma şey geldi ya. Ney? Neyse, onu daha sonra konuşalım şimdi. Yayında bu platformda konuşmayalım, evet. Neyse, başlayalım hadi. Evet. Özgür Yankaya'nın hakemlik lisansının iptal edileceği konuşuluyor. Günay, ne diyorsun? Yani ben de bugün sosyal medyada gördüğüm kadarıyla iptal edileceğini çok konuşan spor yazarları ve aynı zamanda benim birkaç bilgiyi aldığım insan var. Ama ya iptal edilmedi diye düşünüyorum yani. Neden diyeceksen, son 2 sezondur çok başarılı bulmuyorum. Yani zaten kritik maçlara vermiyorlardı Özgür Yankaya'yı. Yani sevdiğim bir insan. Kişisel olarak da tanımıyoruz, biliyorsun. Ama bu işi profesyoneller yapsın. Çünkü son maçta inanılmaz kötü hatalar yaptı. Penaltılar, verilmeyen kırmızı kartlar. Onu geçiyorum. Yani ben pozisyonu izliyorum. Ham haliyle. Yani tekrarına bakmıyorum. Yani direkt pozisyonu görüyorum, diyorum ki penaltı. Bakıyorum, sonra tekrardan penaltı olduğunu görüyorum. Yani nasıl göremiyorsun? VAR nasıl görmüyor? Sen VAR'a neden gitmezsin? Bir değil, iki değil, üç, dört tane net, bak net maçın skoruna tesir edebilecek hata. Bu maçı Beşiktaş kazandı. Kazanmasaydı o zaman çok büyük gürültü kopardı. Kazandığı için bu kadar konuşulmuyor. Artık hakemlerimiz gençleşmesi lazım. Artık eskileri bırakacağız. Genç nesille bırakacağız. Beğendiğim hakem yok. Hiçbirini beğenmiyorum. Bir tane adam akıllı hakemimiz Cüneyt Çakır diyoruz. Onu da beğenmiyorum. Eyyamcı. Maçına göre. Aman
maç berabere bitsin, ne şiş yansın ne kebap yansın tarzında takılıyor tüm maçlarda. Halimiz kötü yani hakemler konusunda. Ciddi manada bir revizyon yapılması gerekiyor kadroya, doğru mu? Bence Türk futbolunu yeniden dizayn etmek gerekiyor. Yani çok büyük. Bununla alakalı tek bir video yapacağız. Belki 5 saat konuşurum yani bu Türk futbolu nasıl dizayn edilmesi gerektiği hakkında. Peki o zaman hadi bakalım Beşiktaş maçıyla devam edelim. Beşiktaş zirveye doğru artık tırmanıyor. Tırmandı daha yani. Lig evet. Yarışında ben de varım diyor. Nasıl buldun bu maç Abdullah Avcı'nın oyun performansını? Abdullah Avcı oyun artık... Oyun performansını yalnız. Kadro düzenini değil, oyun performansı. Tabii, oyun performansı çok önemli. Şimdi Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi hariç ligde sürekli üzerine koyarak gidiyor. Bir oyun şablonu oturttu Abdullah Avcı. Şimdi bakıyorsun ilk başta çok eleştirdiğimiz Diaby çok iyi. Sonra kalesinde artık güven veren bir Karius var. Önünde Vida çok iyi. Rebosho geldi. Rebosho çok iyi. Baktığın zaman Atiba zaten her zamanki formunda. Şeye bakalım. Stoperde Vida çok başarılı. Az önce de bahsettiğim gibi. Evet. Yani bir tek forvette hani Burak kendini bulamadı ki kolay olmuyor sakatlıktan sonra adaptasyon süresi biraz daha uzun oluyor. Zamanla Burak da oturduğu zaman yani Burak da performansını bulduğu zaman Enkudu da geçer her defa her seferinde üstüne koyarak gidiyor. Bir Lens Beşiktaş'ta işte sıkıntılı. Lahiç çizgisini bozmuyor. Burak Yılmaz da eski çizgisine eski performansına kavuşursa ligin iddialı takımlarından olur. Yani üste giden, yukarıya çıkan bir grafiği var Beşiktaş'ın. İyi gidiyor yani Beşiktaş. Peki Ersun Yanal şampiyon olacağız açıklaması yaptı tekrar. Ne diyorsun? Ya o da Mobese görse açıklama yapıyor. Bir de şampiyon olacağız diyor. Yani her zaman da dile getirmek bence yanlış. Sen ne düşünüyorsun? Yani takımı kötü yönde etkileyebileceğini düşünüyorsun. Bence taraftarı daha fazla arkasını almak için yapıyor. Çünkü Fenerbahçe şimdi, şampiyonluğu tamam. Aç bir takım şimdi. Yıllardır. Bak şimdi. Ben teknik direktörüm. Sen taraftarsın. Evet. Veya basın mensubusun. Tamam. Ben çıktım. Her maç sonunda ligin birinci haftasından 34. haftasına kadar her çıktım dedim ki şampiyon biz olacağız. Şampiyon biz olacağız. Son hafta şampiyonluğu verdik. Nasıl çıkacağım şimdi basın mensuplarının karşısına, evet, taraftarın karşısına? Basın mensupları da peki, aynı şekilde. Peki şimdi geçen sene ne demişti Ersun Yanal? Biz Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik demiştim. Evet. Bir basın mensubu da bu soruyu sorduğunda kızmıştı. Demişti başka soru alalım. Şimdi Ersun Yanal yine şampiyon biziz, şampiyon biziz diyor. Peki şampiyon olamadıklarında basın mensubu yine hani siz şampiyon olacaktınız hocam niye şampiyon olamadınız sorusunu sorduğunda yine Ersun Yanal kızacak mı ona? Şimdi burada basın mensubu mu suçlu bu soruyu sordu diye yoksa Ersun Yanal mı suçlu? Böyle her seferinde şampiyon biz olacağız, her seferinde şampiyon biz olacağız diye. Şu an ligde favori yok. Şu an yok. Evet. Ligin favorisi ikinci yarılarda 25 haftadan sonra dersin ki evet artık Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Yeni Malatya, Kasımpaşa, Trabzon kimse artık favori görüyorum dersin. Çünkü ligin sonuna kadar gidersin ama ligin sonunda olmaz. Ligin sonu çok önemli. Evet. O baskıyı kaldırmak çok önemli. Oyuncular açısından, camia açısından, taraftar açısından çok önemli. O yüzden bu haftalarda şampiyonluk açıklaması gülünç. Alamadığın zaman adama sorarlar. Sorarlarsa da o zaman o soruyu cevaplayacaksın. Sorana da kızmayacaksın Ersun Yanal Bey. Evet, hocamız. Peki. Galatasaray'da yine kaynayan kazan var biliyorsun. Hı hı. Galatasaray bir seçim kararı alma arifesindeydi. Mahkemelik bir süreç var biliyorsun. Hı hı. Bununla beraber seçim kararı almayacağını açıkladı. Ve şu anki mevcut yönetime devam edeceğini açıkladı. Ne diyorsun? Şimdi verilmiş bir karar var Galatasaray'da mahkeme tarafından. Mahkeme diyor ki seçim kararı alacaksın. Kimse bu Türkiye'de hukukun üstünde değildir. Hiçbir siyasi toplum örgütü veya siyasi veya normal kuruluşlar bilmem ne herhangi vesaire hukukun üstünde değildir. Hukuk neyse ne diyorsa yapmak zorundasın.
Bu önemli, çok önemli. Şimdi Galatasaray diyorlarsa ki biz şey yapacağız, seçim yapılacak, seçim yapacaktır. Şimdi burada önemli olan Mustafa Cengiz'in nasıl karar verdiği veya şöyle hukukçularla görüşmüşlerdir. Fikir alışverişinde bulunmuşlardır muhakkak ki ona göre hareket etmişlerdir. Bir açık vardır, o açık üzerinden yürüyeceklerdir. Evet. Zannetmiyorum bir sıkıntı olmadan yani bir açık yakalamadan böyle bir şey yapılacağını. Çünkü hukukun üstünde hiçbir şey yoktur. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Muz Cumhuriyeti değil. Hukuk, mahkeme bir karar verdiyse onu uygulamak zorundasın. Kimse kusura bakmasın. Eğer diyorsa ki bir seçim kararı var, seçim kararını verecek. Öyle bir şey yok. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Aynı zamanda bugün okuduğum haberlerde de hapis cezasına kadar giden cezalar var. Bunu kimse göze almak istemez. İlla bir açık vardır. O açık üzerinden yürüyeceklerdir. Yani çalışmalarını yapmışlardır spor hukukuyla alakalı. O yüzden böyle bir karar vermişlerdir. Yoksa açık yoksa eğer seçim kararı alınması gerekiyorsa alırlardı. Çünkü dediğim gibi hiç kimse hukukun üstünde olamaz. Öyle bir şey yok. Peki son iki sorum. Onları da paylaşmak istiyorum. Ardından yayını tamamlayalım seninle birlikte. Günay, biliyorsun bir İzlanda maçımız olacak. Sence nasıl olur? 3-0 olur, bizim olur. Golleri kim atar? Yani buraya kadar getirdik. Finalleri iyi yapabilen bir takımımız var şu anda. Tecrübeli ve son yılların en iyi kadro oluşumu şu oturdu anda. Oturdu mu şu an sana göre? Yani oturdu. Tabii. Özellikle bizim yıllardır, bak yıllardır ben kendimi bildim bileli her seferinde biz stoperde sorun yaşıyorduk. Şimdi duvar gibi stoperlerimiz var. Yani Şenol Hoca kim oynatacağını şaşırır. Ozan Kabak geride kalıyor, düşün. Çağlar, Merih. Yani oynadığı takımlara bakalım, oynadığı takımlarda verdiği performansa bakalım. Biz forvetlerimizde sıkıntı var. Cenk Tosun iyi bir forvet ama takımında oynayamıyor. O yüzden sıkıntı var diyorum. Yoksa çok iyi forvet. O da ilk 11'i taşıyabilecek bir oyuncu. Orta sahamız çok iyi. Yani iyi bir jenerasyon var. Şu an teknik açıdan iyi bir hocayla da devam ediyor. Ben bu maçı da alıp Euro 2020'ye gideceğimizi düşünüyorum. Yani aksaklık yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ve aynı zamanda milli takıma buradan başarılar diliyorum. Zaten milli takım formamla da çıktım. Ve imzalı, bir daha gelmişken, yeri gelmişken burada bir imzalı formamız var. Evet, forma önemli. İmzalar çok önemli. İmzalar çok önemli. Yıkamayın. Yıkayınca çıkıyor. Bunu bir takipçimize, abonemize hediye edeceğiz. Abone olun. En önemlisi abone olmak. Başka sorumuz var mı? Başka sorun yok. Ben de milli takıma başarılar diliyorum. O zaman bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Canlı yayını takip etmek isterseniz abone olun. Bildirim ziline basın. Bildirim geliyor. Canlı yayınımıza gelip katılıp bizlere soru sorabilir, muhabbet edebiliriz. Hoş zamanlar geçirebiliriz. Tartışma içerisine de girebiliriz. Bir sonraki videoda canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.